Adalet Bakanlığı dijital dönüşümle güçleniyor. E-Tebligat, E-Duruşma, Segbis ve UYAP sistemleriyle yargılamaların daha etkin ve daha verimli çalışması sağlanırken zaman ve maliyet açısından da büyük tasarruf sağlanıyor. Teknolojik imkanları hep geliştirdik. UYAP sistemimiz, Ulusal Yargı Ağı Projesi, dünyaya örnek bir dijital yargı ağı projesi. Ve yargının hızlandırılması, şeffaflık ve avukatların direkt ulaşabilmesi, görüntülü duruşmalar, cezaevlerindeki mahkumların yakınlarıyla görüntülü görüşebilmeleri gibi çok önemli ve çağdaş düzenlemeleri hayata geçirdik. Avukatlarımız kendi ofislerinden hukuk mahkemelerindeki e-duruşma sistemiyle duruşmalara katılabiliyorlar. Ceza mahkemesi açısından da Segbis sistemiyle de görüntülü ifade alma gibi teknolojinin tüm imkanlarını yargının hizmetine sunmuş bulunuyoruz ve bunu da sürekli geliştirerek devam ediyoruz. Milli ve yerli imkanlarla geliştirilen, yenilikçi yaklaşımlarla teknolojinin sunduğu imkanlardan etkin bir şekilde yararlanılarak adalet hizmetleri iyileştirilirken kamu kaynaklarının da daha verimli kullanılması sağlanıyor. Yapılan teknolojik yeniliklerden biri olan, avukatların bulundukları yerden online olarak duruşmalara katılmalarını sağlayan e-duruşma sistemi aktif olarak uygulanıyor. Uygulamanın başladığı 15 Eylül 2020'den bu yana yaklaşık 2 milyon kez e-duruşma gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı'nın önemli teknolojik dönüşüm projelerinden birini de ses ve görüntü bilişim sistemi olan Segbis oluşturuyor. Mahkemece dinlenilmesi gerekli görülen kişilerin mahkemeye gelmeden beyanının alınmasını sağlayan sistem 9 yıldır uygulanıyor. Sistem üzerinde yapılan 5 milyondan fazla görüşme ile yaklaşık 24 milyar Türk lirası tasarruf sağlandı. Yargı hizmetlerinde hız ve tasarruf sağlayan bir diğer uygulama ise E-Tebligat. 2015 yılında uygulanmaya başlayan, 2019 yılında bazı kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirilen E-Tebligat uygulaması da kamuda tasarruf sağlamada etkin rol oynuyor. Çevre dostu E-Tebligat uygulamasıyla 2015 yılından bugüne kadar 224 milyona yakın tebligat muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı. Böylece 8 milyar Türk lirası tasarruf sağlandı. Doğanın korunmasına yardımcı olan E-Tebligat sayesinde 8 bin ton kağıt tasarrufu yapılırken yaklaşık 133 bin ağaç da kesilmekten kurtarıldı.